Efendim selamlar. Rocket League sezon 10 geldi. Hızlıca lafı uzatmadan sezon ödüllerine başlayalım. Ben bu sezon yine Champions kastım. Sezon 9 bronz. Ya tekerlekleri bilmiyorum ya. Aslında kötü değil ama bilmiyorum ya. Ortalama gibi geldi bana. Daha yakından da bakarız tekerlere. Hatta bakalım ya şimdi. Oha bayağı bir şey varmış. Şimdi şu tekerleğe bir bakalım. Customize car diyelim. Tamam. Oradan sonra show filters. Buradan hemen ilk sıraya ayarlayalım. Tekerleri bir bakalım abi. Yani tekerler çok iyi değil gibi ya arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Benim için 10 üzerinden 5'lik tekerler. Şimdi hemen hızlısından artık şu roket besi bir bakalım. Evet. Bu arada Milan paketi gelecek mi? Gelmiş mi gelmemiş. Tamam. Bir dakika mağazaya gidip dur. Roket pes'e gireceğiz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Roket pes çekilişi var. Çekilişe katılmak için de tek şart açıklama ve yorumda bulunan Discord'a katılmak. O Discord zaten ilk Discord'u biliyorsunuz ama sunucuyu büyütmek için biraz daha böyle çekilişler yapmaya başladık. Discord'da çekiliş kanalı var arkadaşlar. Çekiliş kanalındaki emojiye basıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Tek şart bu. Kanala abone ol, video like at gibi şartlar yok. İçinizden geliyorsa yaparsınız. Zorlama da yok. Çekilişte Discord'dan açıklanacak. Açıklanma tarihi de hemen söyleyeyim. 18 Mart ayın kaçına geliyorsa, pardon, hangi gün oluyorsa 18 Mart'ta açıklanacak, tam 10 gün sonra. Şimdi araba güzel olduğunu zaten söylemiştim ve hala aynı fikirdeyim. Bence araba 10 üzerinden 7. Tabi bu kişiden kişiye değişir. Araba güzel. Onun dışında Party Boost var. Böyle bir boost var. Ya boost bilmiyorum ya. Ya boost hakkında ortalama diyebilirim. Parti boostunu geç. Şöyle bir banner var. Zaten bahar temalı, çiçekli, böcekli bir şey olduğunu söylemiştik. Bu arada şunu da söyleyeyim. Çekilişle alakalı arkadaşlar. Roket pes çekilişinde kazandığınız zaman ben size hesabınıza erişim isteyeceğim. Çünkü başka türlü atamam hediyeyi. Ve roket pesi alıp çıkacağım. Zaten daha önceden yapmıştık. Hani güven sorunu olanla rahatça güvenebiliriz. Sıkıntı yok o konuda. Şimdi dediğim gibi çekilişte zaten Discord'da mevcut. Şimdi lastikler okey. Hatta lastikler güzel diyebilirim. Ben beğendim. Morlu falan şeyleri severim ben. Ondan sonra şöyle bir boyama var. Yani boyamalar çok ilgilendirmiyor. Hareketli çıkartmamız var. Çok sade gibi gözüken ama sade değil. Değişik böyle. Çok beğendiğimi söylemem ama kötü de değil. Ortalama diyebiliriz yine. Bir çıkartma daha, buraları geçiyorum. Ondan sonra şöyle bir şey var. Bu arada bu sezon ben Rocket Pass almayacağım ne olursa olsun. Çünkü dediğim gibi çekilişe 1000 kredi alacağım ve fazla çekilişim yok. Pardon, fazla kredim yok. Konuşamıyorum da abi ya. Neyse şu tekere bir bakalım. Teker beğendiğimi söyleyeyim. Şu ana kadar tekerlekler gayet güzel gidiyor. Bu ne? Ay bu güzelmiş lan bu çıkartma. Fena değil. Recovery Wheels diye bir şey var. Herhalde toparlanma büyücüsü Wheels. Wizard'ın kısaltılmışı desek ama bilmiyorum öyle bir şey mi ama. Böyle bir title var. Böyle bir kafalık var, çok gereksiz. Aa dur, gol patlaması. Kötü. Bence çok kötü. Ne diyorsunuz? 10 üzerinden 3 diyorum abi. Yazın yorumu. Şu dakikada yazın. Benimle aynı fikirde misiniz? Ben gol patlaması sizce iyi mi? Nasıl yani? Merak ediyorum. Ondan sonra bir teker daha. Tekerler gayet güzel bu arada. Kötü teker şu ana kadar görmedim Rocket Pass'te. Bu arada şöyle bir anten var. Onu da göstereyim. Şöyle bir çıkartma var. Devam ediyoruz. 100 kredimiz var. Şöyle bir roket izi var. Fena durmuyor. Ondan sonra Deep Target diye bir tekerlek var. Bu tekerlek de güzel. Ya böyle çok aşırı aşırı güzel vurucu bir tekerlek. O morlu tekerlekti ama genel olarak kötü tekerlek yok. Tekerlekler konusunda gayet iyi bir roket pes olduğunu şu ana kadar söyleyeyim. Şöyle bir çerçeve var. Bu çıkartma, o güzelmiş lan bu. Beğendim. Beğendim aga ben çıkartmayı. Devam. Bu ne? Merc Metal bir şey. Dusty Dunker. Dunker smaç basan demek değil mi lan? Dusty ile tozlu demek. Tozlu smaç basıcı falan anlamı çıkıyor ama neyse. Yine bir teker. Bir teker daha geçiyorum. Şöyle bir yumurtalık var yalnız. Bu araba da uydu ha. İlginç şekilde ama kullanmadım. Honda Civic GTI RLi arabamız var. Güzel.
Şöyle bir anten çok gereksiz. Yine güzel bir teker. Abi tekerleklere düştüm bu arada. Gerçekten çok iyi. Anteni geçiyorum. Yine bir roket izi. Beğenmedim. Şöyle bir boyama beğendiğimi söyleyemem yine. Bu tekerlek ortağım bence. Çok iyi. Ne düşünüyorsunuz? Bir daha göstereyim de. Ama bak kara delik animasyonu gibi bir şey var. Fena da durmuyor yani. Bu neymiş? Donuyorsa çıkartma. Go GTA'ya bir banner, sancak. Devam edelim. Şöyle 45'te kalmıştık. Hop. Bu çıkartma da fena değil. Gayet iyi. Bu arada roket mes olumlu duruyor ya şu ana kadar. Ama almayacağım ya. Çünkü kredi yok. Bu tekerlek de güzel. Tekerlekler gayet iyi ya. Oha bu anten güzelmiş lan. Kuş falan uçuyor. Çiçekli böcekli. Ha, garip bir roket pes yapmışlar. Böyle iki tane unsur birleştirmişler işte. Ne bileyim çiçekli böcekli temayla bahar temasını birleştirmek gibi. Şu tekerleğe bakacağım sonra çok dikkatimi çekti. Volkswagen Golf GTI Huntress çıkartması. Bu tekerlek fantezi tekeri. Kara hindiba şeyim var lan burada. Öyle bir yapraklar var ama neyse tekerlek fena durmuyor yine. Roket izini beğendim. Güzel. Bir çıkartmadan geçiyorum. Abi bu tekerleği çok beğendim ben. Fantastik yine böyle trend olmayan tasarımlara gidebilir abi. Ben böyle şeyleri beğeniyorum ya genel olarak. Trend oyuncular beğenmiyor ama benim hoşuma gidiyor yani. Böyle bir şey var. Avatar çerçevesi. Beğendiğimi söyleyemem. Gol patlaması mı? Oha lan çok güzel. Dur. Oğlum gayet güzel lan bu Rocket Pass. Yani çok iyi değil. Onu söyleyeyim. Çok iyi durmuyor şu anlık. Ama 10 üzerinden bir 7'si bence var. Dekal yine güzel. Vallahi ilginç şekilde Rocket League şaşırttı beni. 2 sezon üst üste. Hatta 3 sezon üst üste güzel Rocket Pass'ler geliyor. Honda Civic'li sezon vardı. Geçen sezon vardı. Bu sezonda fena değil şu ana kadar. Anam bu ne lan? Balıklı falan. Bir tane hamsi gol patlaması vardı. Onunla bu tekeri kullanabilirsiniz eğer böyle değişik tasarım yapacaksanız. Fena değil. Şöyle bir dekal var. Decal işte çıkartma. Bu çıkartma da iyi abi. Hareketli çıkartmalar gayet iyi. Yine güzel bir tekerlek. Vallahi iyi gidiyor şu ana kadar. Gol patlamasına direkt bakacağız tamam mı? Bir çıkartmaya da bir teker de bakayım. Oha lan çok iyi. Oğlum bir şey diyeceğim. Fikrim galiba değişiyor gibi de ben roketi kasmam ya. Ya oturup oynarım roket pesi. Ama şu gol patlamasını bir yorumlayalım. Aga gol patlamasını beğenmedim. Onu söyleyeyim. Ya videoda da beğenmemiştim. Şimdi de beğenmedim. Böyle çiçek kabarıyor, kabarıyor, patlıyor. Ondan sonra yaprakları dökülüyor. Böyle değişik bir gol patlaması yapmışlar. Şimdi burada eşyalarımızın renkli hallerini görüyoruz. Şöyle bir genel bakış attığımızda tekerlekler 10 numaraya yakın diyebiliriz. Çıkartmalar güzel diyebiliriz. Gol patlaması kötü. Araba güzel diyebiliriz. Yani 10 üzerinden ben 7.5'tan 8'i bu Rocket Pass'e veriyorum. Şaşırdım açıkçası. Beklemiyordum güzel çıkacağını. Ama beğendim. Vallahi de villayı da beğendim yani. Güzel. Ya, araba konusunda tek eleştirim bu Golf'ün 2005 kasasına getirseler bence daha mantıklı bir iş olurdu. Çünkü 2005 kasa daha popüler Need for Speed Most Wanted oyununda falan var yani. Bunu getirme biraz abes kaçmış ama okey yani. Sıkıntı yok. Şimdi hemen yeni haritaya bakalım. Şuradan gelelim abi hızlısından. Dead Eye Canyon OSS sokar. Bir bakalım. Tamam mı? Hatta da şöyle yapalım arkadaşlar. Bir saniye. Ben size bu haritayı daha detaylı bir şekilde göstereyim. Sonra turnuva ödüllerini göstereceğim. Bu arada dediğim gibi çekilişe katılın. Bak sağlam bir çekiliş yapıyorum uzun aradan beri. Tek yapmanız gereken şey Discord'a katılmak zaten biliyorsunuz. Şimdi geldik buradan Custom Games Exhibition diyoruz. Tamam, buradan Soccer'ı seçiyoruz. Ondan sonra Oasis'i buluyoruz abi. Oasis, 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 Oasis. Nerede lan bu şey? Bulduk. Şimdi ne yapacağım onu söyleyeyim. Maça gireceğim. Bir takıma katılacağım. Tekrar alacağız. Tekrardan sonra map'e daha detaylı bakacağız ha. Şöyle bir vuralım topa. Tekrarımızı alalım. Tekrar alalım. Rematch diyor. Tamam kaydık.
Bir adını. Hemen şu şey bir bakalım çünkü harbiden çok merak ettim yani şeyi. Stadyumu. Profile, replay. Tamam buradan tıkla. Bu arada altta bir tane şey vardı. Güzel bir isim de kaydetmişim. Onu da gözden kaçmadı abi. Bak. Tam ortası çiçek detayı. Yani bahar, çiçek, böcek. Güzel. Şimdi haritanın bak haritanın içine baktığımızda sadece yani stadyumun o çimlere falan baktığımızda 10 üzerinden 6'lık bir stat. Ama şöyle bir şey var. Atmosfer bakımından aşırı sağlam. Bak. Çöl atmosferi var. Yani yeşilli, çiçekli, böcekli bir çöl atmosferi var. Sonuç olarak burası bir çöl. Ondan sonra buraya geliyorsun. Burada kuzey ışıkları var. Ama çok saçma abi. Çünkü kuzey ışıkları genelde soğuk iklimlerde olur. Hani bu bilgiyi de vereyim. Ha, bir tutarsızlık var ama atmosfer açısından güzel. Ya ben bu haritaya 10 üzerinden 7'yi basarım abi. Allah gayet güzel. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar bak. Şuradan bir tekrar oynatalım. Tamam şuradan bir dakika şöyle yapalım. Şuraya geri gelelim. Sizle beraber şurada güzel bir şey alalım abi. Küçük resim alalım. Tamam şöyle. Nasıl alalım? Böyle iyi gibi arkadaşlar ne diyorsunuz? Aynen öyle. Böyle güzel. Bak şimdi bu küçük resmine kaydedeceğim. Bu da canlı canlı gör. 1280'e. Tamam buradan 720 seçtik. Buradan 1280'i seçiyoruz. Seçemedik seçtik. Bunu kopyalım. Tamam mı? OBS'ye attı sıkıntı değil. Şimdi haritayı da gördük. Haritayı da onun üzerinden 8'i veriyorum. Turnuva ödülleri. Gel. Play. Turnuvamız. Ondan sonra göstermedim. Bir şey kalmıyor herhalde. Aa şu şeyi göstereyim bir de. Bak artık bekleyeceğin zamanı görmen lazım diye biliyorum ama göremiyorsun lan galiba. Aa bak görebiliyorsun. Bak. Geldi. Dur bir daha göstereyim. Bak diyor ki ulan gelmedi. Bak beklenen süre 18 saniye diyor. Böyle bir yenilik var. Şey göstereyim abi. Turnuvayı göstereyim. Bundan sonra göstermediğim bir şey kalmıyor. Yeni sezonla alakalı bu arada düşüncelerinizi bekliyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar 12 Mart'ta ödüllü bir turnuvamız var. Bunun da bilgisini vereyim. 600 kredi. Plat Elo'dan SSL Elo'ya kadar olacak turnuva. Ve bu turnuva sonucunda hani lige takım olarak katılma şansınız var eğer kendinizi gösterirseniz aklınıza bulunsun. Lig içinde takım başvuruları hala devam ediyor. Şimdi hop şöyle yapalım. Tamam. Bunları geçiyorum hızlıca gösteriyorum. Ama şu lastik güzel yani. Bak bu lastik mesela şey tasarımlara gider. Trail tasarımlara gider abi. Onu söyleyeyim güzel bir lastik. Şöyle fantastik bir lastik var. Şöyle bir lastik var. Şimdi tuvalet kağıdı. Bu ne? Abi ne? Bir dakika. Tuvalet kağıtlı buz abi. Çok iyi olay ya. Oha. Ben bu şeyi beğendim lan bu arada. Güzel. Bu ne lan? Şu lastiğe bak. Aşırı böyle şey. Dikkat çekiyor ve jan janlı. Şimdi bu ne abi? Şu boss'un egzotik olması bence saçma ama kötü bir boss'un. Şimdi bakalım. Bu güzel. Bu gol patlaması Allah var güzel. Bir daha bakacağım. Gayet güzel bu arada. Ben bunu beğendim. 10 üzerinden 7'si var. Bu da mı gol patlaması? Wow. Beklemiyordum. Güzel lan. Oğlum turnuva ödülleri hakikaten iyi yani. Abi ben bu sezonu beğendim. Vallahi de billahi de beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Kanala da hala abone değilseniz 200 saniyesi ayırıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım mutlaka. Çekişe nedeni mi? Katılmak için açıklama yorumda Discord sabitli var. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.